Merhaba futbol aşıkları. Videoya geçmeden önce bizi Facebook'ta takip etmeyi unutmayın. Linke açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Fenerbahçe, Caner Erkin'in kadro dışı kalmasının ardından sol kanat için transfer çalışmalarını yürütürken Arjantin'den sürpriz bir gelişme aktarıldı. Ole'nin haberine göre sarı lacivertler River Plate'de forma giyen Fabrizio Anguileri için transfer teklifi yaptı. Fenerbahçe ile beraber Getafe ve Olympiakos'un transfer teklifi yaptığı belirtilen haberin detaylarında River Plate'in oyuncusu için gelen teklifi reddettiği kaydedildi. Getafe'nin Jonathan Silva ile beraber 5 milyon euro teklif ettiği, Olympiakos'un 4 milyon euro teklif ettiği de haberin detaylarında yer alan diğer bilgilerden oldu. Süper Lig'e 3 maçını da kazanarak iyi bir giriş yapan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler eksik transferleri tamamlamak istiyor. Şampiyonluk için kolları sıvayan ve transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'de forma giyen Cedric Suarez'i kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Vitor Pereira hem sağ bek hem de sol bek oynayabilme özelliği de çok yönlü bir oyuncu olmasından dolayı Suarez'i kadrosunda görmek istiyor. Cedric Suarez geçtiğimiz yıl Premier Lig'de oynadığı 10 maçta bir asist yaptı. Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'e 3'te 3 yaparak başlayan sarı lacivertlerde milli arada hazırlıkları sürerken transfer çalışmalarına da sona gelindi. Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kadroda büyük değişiklikler yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmişti. Pereira birçok ismi kadro dışı bırakmıştı. Yeni sezon öncesinde Ozan Tufan, Tiam, Sadık, Gökhan Gönül, Kemal Adem, Frey gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de dün gece Samatta, Royal Antwerp, Lemos, Berşu'da kiralandı. Zanka ve Perotti'nin ise sözleşmesi feshedildi. Dün akşam canlı yayında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan ve kadro dışı kalan bir oyuncu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. Koç, şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkaranı sorun çıkarırız. Bir tanesi için hatır sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti. Fakat göstermiş olduğu tavır kabul edilebilir değil. Biz sakin bir şekilde telkinlerde bulunduk. Fakat ben önce kalacağım, gitmem dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Şimdi geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde dedi. Sorun yaratana biz de sorun yaratırız diyen Ali Koç. Şunu bilsinler, sorun yaratana sorun yaratırız. Böyle davranan başkaları da olursa devre arasında nasıl teklif gelirse gelsin Mayıs'a kadar otururlar. Sorun çıkartırsalar sorun çıkartırım. Çift yönlü ilişki. Birkaç arkadaşı iyi düşünsün. Bu iki taraf için de kaybet kaybet senaryosudur. Ancak kimse koca kulübü esir alamaz şeklinde konuştu. Transferde sıcak gelişmeler yaşayan Fenerbahçe gözünü yarına çevirmiş durumda. UEFA'ya Avrupa Ligi için kadrosunu bildirecek olan sarı lacivertler 3 transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor. Başkan İlk Koç forvet, orta saha ve sol kanat için arayışlarını sürdüğünü açıklarken Fransa'dan flash bir transfer iddiası geldi. Takvimin haberine göre Fenerbahçe Valencia'nın savunma oyuncusu Mokhtar Diakabi için girişimlerde bulunuyor. Sarı lacivertlilerin 24 yaşındaki stoper için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerini sürdüğü belirtiliyor. 2018 yılında 15 milyon euro karşılığında Lyon'dan Valencia'ya transfer olan Mokhtar Diakabi son zamanlarda gözden düşmüş durumda. Bu sezon 3 maçta sadece 9 dakika forma giyebilen yine asıllı Fransız yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın Tisserand, Kim ve Salah'dan oluşan savunma hattından son derece memnun olduğu ancak alternatif oluşturmak için Diakabi'yi isteyebileceği belirtiliyor. Özellikle Serdar Aziz'in kötü performansı ve kadroda orijinal bölgesi stoper olan başka bir futbolcunun bulunmaması nedeniyle Fransız yıldızın gündeme geldiği gelen bilgiler arasında. Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından transfer döneminde flash takviyeler yapan Galatasaray'da sol kanat için gündeme sürpriz bir isim geldi. Craiova'dan Alexander Şikaldo ve FCSB'den Olimpi Morutan transferleriyle Romanya pazarına açılan sarı kırmızıları şimdi de Octavian Popescu'yu gündemine aldığı ortaya çıktı. Ajan Spor'un haberine göre FCSB'de forma giyen 18 yaşındaki Octavian Popescu Galatasaray'a önerildi. Sarı Kırmızılar teknik direktör Fatih Terim'in raporunun ardından harekete geçecek. Romanya Ümit Milli Takımı'nda da forma giyen sol kanat oyuncusu Popescu geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Öte yandan Octavian Popescu'nun danışmanlığını Alexander Şikaldo ve Olimpi Morutan transferinde de önemli rol oynayan Yohan Bekali yapıyor.
27 Aralık 2002 tarihinde Romanya'nın Nuket kentinde doğan Octavian Popescu bu sezon FC SP'nin A takımına yükseldi. FC SP'nin 2020 yazında 200 bin euro bonservisle kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Octavian Popescu sol kanatta forma giyiyor. Popescu profesyonel kariyerinde çıktığı 42 maçta 6 gol atıp 8 asist yaptı. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa maçının ardından orta saha takviyesinin oldukça önemli olduğunu bir kez daha gündeme getirmişti. Sarı Kırmızılar 6 numara için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa'da transferin bitmesinden sonra kulüplerin kadroları ile ilgili kararını bekleyen Galatasaray bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Şu anda listede 6 isim öne çıktı. Elneny. Arsenal forması giyen Muhammed Elneny için de devrede olan Sarı Kırmızılar 5 milyon euroyu gözden çıkardı. 29 yaşındaki Mısırlı futbolcu için İngiliz kulübünün kararı bekleniyor. Gerson Fernandes. Galatasaray geçen sezon kadrosunda kiralık olarak yer alan Gerson Fernandes'i yeniden takıma kazandırmak istiyor. Ancak Portekiz ekibi Benfica, Gerson Fernandes için Galatasaray'dan gelen teklifleri kabul etmedi. Her şeye rağmen Gerson için ısrarını sürdüren Galatasaray, bu transfer zor olduğu için diğer alternatifler üzerinde de çalışıyor. Okay Yokuşlu. Galatasaray hem kalitesi hem de yerli olması sebebiyle Okay Yokuşlu'yu da gündemine aldı. Celta Vigo ile yapılan ilk görüşmelerde Okay Yokuşlu'nun bonservisiyle birlikte transfer edilebileceği bilgisine ulaşıldı. Okay Yokuşlu için Celta Vigo'ya 900 bin euro kiralama teklifinde bulunan Cimbom, zorunlu satın alma opsiyonunun ise 2 milyon euro olmasını istedi. Aliou Dieng. Aliou Dieng ismi tekrar gündeme geldi. Bonservisi Mısır'ın Al Ahli takımında bulunan 23 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu için yeni bir teklif daha yapılacağı öğrenildi. Daha önce genç oyuncuyla el sıkışan Sarı Kırmızılar yüksek bonservis nedeniyle beklemeye geçmişti. Ancak Cengin hem güçlü hem teknik oyunu hem de geleceğe yatırım planına uyması planları değiştirdi. 23 yaşındaki Malili futbolcu için daha önce yaptığı teklif kabul edilmeyen Sarı Kırmızılar 5,5 milyon euroya kadar çıktı. Bunu kabul edilmesi halinde Cenk Galatasaray forması giyebilir. Michael Seri. Florya'da buluşulan bir diğer isim de Cimbom'a hiç yabancı değil. Sarı Kırmızılı formayı kiralık olarak giyen Michael Seri, Terim'in oyun kurabilen tempolu defansif orta saha tanımı çerçevesinde tekrar gündemde. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun transferi bu kez kolay olmayacak. Çünkü İngiltere'de Premier Lig'den düşen Fulham'da seri son 4 maçının tamamında 90 dakika oynadı ve Londra ekibi bu periyottan 12 puan çıkardı. Buna karşın ada kulübüyle seri konusunda en kısa sürede irtibat kurulacağı öğrenildi. Al-Mustari. Galatasaray'ın gündeminde Braga'da forma giyen Al-Mustari olduğu öğrenildi. Daha önce Haziran ayında Libyalı oyuncu için Portekiz ekibinin kapısını çalan Galatasaray olumlu bir dönüş alamamıştı. Vazgeçmeyen Sarı Kırmızıların Mustari için bir kez daha Portekiz ekibinin kapısını çaldığı bildirildi. Görüşmeler başladı. Fatih Terim'in çok beğendiği Libyalı oyuncu için Galatasaray şansını sonuna kadar deneyecek. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi Facebook ve YouTube'dan takip etmeyi unutmayın.